cesur olduğunuz konu da, buraya not ettim, toprak reformu. Evet. Toprak reformundan söz ediyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu toprak reformu söylevi pek çok siyasetçinin ağzından çıkmıştır. Evet. Ama hiçbir zaman realize olmamıştır. Olmadı, evet. Siz nasıl realize etmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederim toprak reformuna ilgi gösterdiğiniz için. Genellikle bu yorumcuların dikkatinden kaçan bir anlayış. Evet, benim çok önemsediğim bir konu. Biz bunu pazar ekonomisinin koşulları içinde işletmek istiyoruz. Bunu feodalitenin tasfiyesi ya da yeter gelirli işletmelerin yaratılması anlayışıyla sınırlı tutmak yerine toprak reformunu tarımda çağdaş kurumların yaratılabilmesi için bir araç olarak kullanma düşüncesindeyiz. Ülke genelinde bir toprak reformu çalışması yerine özellikle sulama projelerini izleyen, hatta DSİ'nin baraj projelerini izleyen bir anlayışla, öyle bir yol haritasıyla toprak reformunu uygulamak istiyoruz. Çünkü sulamayla birlikte aslında yeter gelirli işletmelerin yaratılmasının tanımı da çok büyük ölçüde değişmekte. Çünkü en önemli girdi Anadolu toprağında suyun oraya getirilmesi ve o verimliliği birdenbire patlatabilmekte. Gerçi son dönemde takip ettiğimiz kadarıyla GAP çatısı altında oralara su gitti. Ağırlıklı olarak Güneydoğu'ya ama suyun doğru kullanılmamasından ötürü toprak verimlilik çok kazanmadı. Doğru, tam aksine gözlem. Kuraklaştı. O da doğru bir gözlem. Aslında Sümerlerden bu yana tuzlanma bizim topraklarımızda çok önemli bir sorundur. O nedenle sulama tekniklerini değiştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda da dünyada çok ileri tekniklerin varlığını biliyoruz. Özellikle Orta Doğu'da damlama sisteminin, yani doğrudan doğruya bitkinin dibine suyu veren sistemin mutlaka kullanılması lazım. Yağmurlama sistemi bile bizim o gördüğümüz, özellikle pancar ekicilerinin kullandığı yağmurlama sistemi bile sıkıntı yaratmakta. Biz tarımda köylülüğün üreticiliğe dönüşmesini istiyoruz. Tarımsal üretimi artırmak istiyoruz ve kırsal gelirin halkça paylaşılmasını öngörmekteyiz. Burada toprak reformu uygulaması kullanılacak. Ayrıca bir de toprak toplulaştırması diye adlandırdığımız son derecede önemli bir düzenlememiz var. Türkiye'de bir işletmenin 4 milyon dolaylarında tarım işletmesi var. Türkiye'de bir işletmenin toprağı yaklaşık 7 parçadan oluşuyor. Tasavvur edin. Yani 7 değişik yerde toprağını. Zaten küçük diyelim ki 50 dönüm. Onları bir araya getirerek daha randımanlı bir şekilde. Evet, yani Amerika'da özellikle tarımsal devrimde land consolidation diye adlandırdıkları çok başarılı bir uygulamaydı biz. Toprak reformunu yalnızca yani toprak dağıtımı için değil, toprak reformu anlayışını bir toprak bankası ya da bir arazi bankası kurarak toprakların birleştirilmesi için de uygulamak düşüncesindeyiz. Ben sulama projelerini izleyen böyle bir anlayışın çok başarılı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Yani biz ayrıca şunu da söyleyeyim, yani tarıma özel sektörü sokmak istiyoruz. Özel sektörün tarımdaki yatırımlarını, hayvancılıktaki yatırımlarını desteklemek istiyoruz. Ve bunu da açıklıkla söylüyoruz ama bu anlayışla birlikte tarımda çok ciddi bir yapısal değişikliği gerçekleştireceğimiz kanısındayım. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de 85 bin tane kırsal yerleşim var. Bunların 40 bini muhtarlık düzeyinde, 45 bini muhtarlık altı yerleşmeler. Şimdi tam ona değinecektim. Böyle bir çalışmanın kesinlikle bir ön hazırlık gerektirdiğine inanıyorum. Bu anlamda bir etüt süreci geçirdiniz mi? Çünkü daha yeni oluşumunuzu tamamlamış ve sahneye, siyaset sahnesine çıkmış bir partisiniz. Evet. Bu anlamda bu projeye yönelik olarak daha öncesine dayanan etüt çalışmalarınız var mıydı? Var. Çünkü bu Türkiye genelini ve daha da önemlisi dikey bir araştırmayı gerektiren bir proje. Evet, doğru. Valla 96 yılından bu yana sosyal demokrat düşünce atölyelerinde aslında Türkiye'nin ne kadar sorunu varsa onları tartışıyoruz. Onlarla çözüm geliştirme çabası içinde onları kullanıyoruz. Ve daha sonra yaptığımız Sosyal Demokratlar Konferansı'yla da nasıl bir Türkiye sorusunu yanıtladığımız ya da nasıl bir sol parti sorusunu yanıtladığımız platformlar oluşturuyoruz. Evet, böyle bir hazırlıktan geliyoruz. Yani böyle bunun ortaya atılmış bir altyapısı var diyorsunuz. Bir altyapısı var ama tabii bunlar sonuçta, yani ben teknisyen değilim, bir siyasetçiyim. Bunları siyasi tercihler olarak ifade ediyorum.